Tabii Çaybaşı ilçemizde neler oluyor? Suyla alakalı bir başlangıç yapabiliriz bu konuyla alakalı. İlk üvez göletimiz, devlet su işlerimizin ve Ordu Büyükşehirimizin OSKİ biriminin yüksek katkılarıyla, en yüksek destekleriyle inşallah tamamlandı. Buradaki gerçekten bu çok hassas süreci takip eden Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler Bey'e de ben ayrıca şükranlarımı arz ediyorum bu sıkı takibinden dolayı. Çünkü 2019 ve 2020 yılı içindeki yatırım programında olmayan bu göletin tamamlanma ihalesini hızlandırdı. Allah razı olsun, bugün de nihayete erdi. OSKİ Genel Müdürümüz Sayın Murat Us Bey de yakinen bu olayı Sayın Genel Sekreterimiz Coşkun Bey ile beraber sıkı takip ettiler. Su doluluk oranının %100'e ulaştığını da geçtiğimiz günlerde bizzat kendisi heyetiyle beraber yerinde tespit etti. Bu şu anlama geliyor. İnşallah Çaybaşı ilçemiz, ikinci ilçemiz ve bu havza üzerinde bulunan hatta Ünye'nin ve Termen'in de mahallelerinin istifade edeceği artık 100 yıllık mı denir, 50 yıllık mı denir çok sağlam bir milatla artık su probleminin yaşanamayacağı, mevcut ilçemizdeki su hatlarının güçlendirilerek ani bir kısa bir çözümde inşallah bu yazın başlamak üzere daha su sıkıntısı yaşamayacağımızın bir müjdesi oldu bize. Allah'a hamd ediyoruz. Evet, bu yazın birkaç mahallemizde yüksek terfi noktalarında olduğu için cidden su problemleri yaşıyor idik. İnşallah bu bundan sonra yaşanmayacak. Dediğim gibi Çaybaşı'nın ve İkizce'nin birçok mahallesi direkt bu hattan bağlanılacak. Kısa bir terfi hattıyla mevcut hat güçlendiriliyor. İhalesi yapıldı. Çok kısa bir zaman içinde inşallah bitmiş olur. Dolayısıyla biz kuraklık dönemi tam girmeden Haziran ayı gibi bu bağlantılar bittikten sonra daha bu memleketin bu muhtelif mahallelerinde su problemi yaşamayacağız. Bu konuda sevinçliyiz. İnşallah bir bölümüyle de turizmi canlandıracak olan bir yatırımdır. Gölet her anlamıyla. Yine geçen gün bir canlı programda bir gazeteci arkadaşımızın sorduğu şöyle bir soru olmuştu. Yani ilk Akpınar, Salman bantı da bu yolu göletin hemen etrafından geçen yolu kullanıyor mu şeklinde. Evet, bu yol o havzanın ta Salı Pazarı'na kadar olan bölümünün sahile en kısa yoldan indiği yol. Buradaki gölet inşaatı olduğu için yaklaşık bir 3 kilometrelik gölet havzasına tekabül eden yol asfaltlanmamıştı. Hem Akpınar tarafı, Salman tarafı yapıldı, hem İlküves tarafı yolun yapıldı ama bu aradaki 3 kilometre yol inşaatımız orada devam ettiği için yapılmamıştı. İnşallah bu senede orada tamamlanacak. Dolayısıyla çok kısa bir zamanda insanlarımızın hemen sahile, Ünye'ye en rahatlıkla, en kısa yoldan inebilecekleri bir yol güzergahı olmuş oldu.